Kitaplarım var, çok böyle revaçta, çok okunuyor. Hem stil anlamında hem işte evet. sağlıklı beslenme, işte zayıflama. Çok da böyle hoşuna gidiyor insanların. Kitap yazma fikri nasıl doğdu? Valla kitap yazma fikri hani bu kadar olacağını ben de bilmiyordum. Yani kitap hani yıl sonuna kadar herhalde 10 tane falan olacak. Ama ben de başlarken bu kadar olacağını düşünmüyordum. 10 tane mi? Yani yıl sonuna kadar bir 10 tane falan. Kaçıncı oldu şu anda? Şu an 7. çıkmak üzere. İşte ilk o zayıflığı yani çok da hani bahsetmek istemiyorum sürekli böyle zayıflamak gibi ama ilk o zayıfladığımda işte o kadar çok soruldu ki böyle hani işte nasıl zayıfladım ben sonunda papağan gibi oldum bunu anlatmaktan. Hani dedim yazayım da kurtulayım. Öyle bir şey olmalı ki hani bir tek bir şeyden çıksın çünkü sokakta her duran durdurup şey soruyor işte bu şu diyet listeni şuraya bir yazsana falan diye. dedim ki hani böyle bir çok samimi yani yaşadıklarımı anlatan bir şey olmalı ama hani alışılmış bir şey olmasın hani televizyon programı falan gibi ne yapsam ya böyle bir günlük gibi yapayım diye düşündüm ki hayatımda hiç günlük tutmuş bir insan değildim yani hani erkek kardeşim vardı onun korkusundan dolayı o yüzden dedim ki öyle bir şey olmalı günlük gibi sonra bunu böyle söyleyince bir yerde yayın evleri arayıp dediler ki biz ona da kitap diyoruz hani günlüğe yok dedim hani kitap çok ağır bir iddialı yani kitap yok dedim günlük olsun yok neyse hadi günlük gibi kitap olsun falan. Öyle başladı ilk kitap. Böyle yani yaşadıklarımı anlattım. Yani neden, ne zaman, nasıl oldu gibi diye. Çok hani böyle samimi olduğu gibi yani hiçbir şey koymadım yani hani yaşadıklarım. Evet hani her kadın gibi ben de bir sürü şey çektim o anda kapak çekimine giderken falan gibi. İyi gitti yani 12 baskı falan yaptı ilk kitap. Sonra devamını çok istediler yani okurlarda. Öyle işte yediyi buldu şimdi. İşte bir de kitabın şeyi çok önemli bence yani okunması anlaşılır olmalı. İnsanlar onu o kadar doğal buluyorlar ki şimdi sen konuşurken de çok doğalsın çünkü. Onu kitaba evet. da yansıtınca bir zorlanmıyorlar yani bir evet. de çok zor tarifler veya çok zor yapılması gereken şeyler de yok. Şeyler çok var. Evet doktorların, diyetisyenlerin yazdığı reçete anlamında evet. kitaplar evet ama böyle yaşanmışlık şeyi her zaman hep şey güzeldir yani onu ben de mesela bir şey olsa hani birisinin yaşamışlık olmuş bir şeyini daha çok sanki evet diğeri de tabii ki mutlaka akademik bir şeyi okumak da şart doğru bir şeyi doğru yapabilmek için ama sanırım o yaşanmışlık hissi biraz da oradan onu daha da bir gerçek çıkılıyor. Evet yani çünkü gözlerinin önünde gördüler. Evet. Sonuçta hani 44 beden giymiş insan sonra 36'ya falan düştü. O yüzden onun da peki, şimdi bazı programlarda bakıyorum. Kadının biri yemek yapıyor. Böyle çok lezzetli yemekler yapıyor. Konuştuğu kişi de diyetisyen. O da zayıflamayı anlatıyor. Nasıl olacak yani? Bir yandan yemek tarifi bir yandan işte şunu yersin yani. Böyle çelişki. Yok canım yani o şey yani sonuçta ben de mesela hani kimse gözüne inanamaz hani yediğim şeyleri görürse falan. Mesela bir yerde bazı ikinci tabağı falan istiyorum. Herkes o anda öyle bir bakıyor ki yani sanki ne bileyim acayip bir şey yapmışım gibi. Ya ne oldu falan diyorum. İkinci tabağı söylüyorsun. Doymadım ne olacak? Söylerim. Ama spor şimdi spor yapıyorum sonuçta yani. Anlatabiliyor muyum? Yani çıkıp mesela 2 saat, 3 saat yaz kış. Ha kışın hani göz gözü görmeyen fırtınalarda bile çıkarım sahilde yürürüm. O zaman da bunu hak ediyorum yani yemek için. Tamam. Bunu biraz da hani çok da abartmamak gerekiyor. Hani bu takıntılı bir şekilde 36 evet, olacağım, evet, 34. Evet. Yani ona ne kadar çok takılmazsan sporu sadece fiziksel fiziksel şeyler için, görünüm için yapmayı ilk hedef olarak koymazsan sağlıklı bir insan olacağım ilk önce, sağlıklı düşüneceğim diye yaparsan sonra zaten yani yediğini yakıyorsun, düşünmüyorsun bile. Bu kadar gelip de böyle çok da uçakta mesela soruyorlar ne yersen onu yiyor musun şimdi onu bir yere gidiyoruz 2 lokma yiyoruz. Ay tatlı yedin şimdi of Allah'ım yarabbim hani bununla ilgili bu kadar çok konuşmak istemiyorum zaten çıkın sokağa spor yapın. O zaman Pirinç'in yanında bol bol kitap taşısın. Yok hayır. Mesela televizyon çekimi yüzerek geldi arkadaşlar. Yani evet bak ya nasıl güzel bir örnek spor evet. programı yapan kişi Bosporus'u geçti. Peki bu kadar programlar işte yapıyorsun yıllardır bu işin içindesin Serhat'cığım. Sen böyle kitap yazmayı düşünüyor musun? Bir sürü anılar falan da var sizde. Benim hedefim 50 yaşına kadar şu anda 40 yaşındayım bir 10 yılda. Allah izin verirse, sağlık verirse. Amin, çocuklarım için, onlara daha iyi bir gelecek için bu tempoda veya daha fazla tüm inanılmada bir program olabilir. Şimdi aklıma daha çok yatmaya başladı. Öyle mi? Mesela böyle dünya ünlü yıldızlarla neden madem bu kadar dolaşıyorsunuz? Onlarla mesela onların hayatını
yapsak esasında kötü olmaz yani. Tamam, biz beyin bitince konuşalım. Amerika'ya gidiyorsun mesela. Mesela David Beckham nasıl yaşar? David Beckham nasıl bir sporcudur? Ahlaklı bir sporcudur. Şu anda sadece magazinsel yönüyle ele alınıyor. Mesela hep kafamda böyle bir proje vardır. Dünyaca Tiger Woods şu anda Çin'de. Ne yer ne içer. Evet. Şu anda milyar doları olan dünyadaki ilk sporcu. İlk ve tek sporcu. Mesela bunun hayatı gibi. İşte golf insanlar... ile herhalde bu kadar çok duyulan bir kişi. Yani Tiger Woods'dan sonra. Evet, evet. Roger Federer gibi mesela. Adam şu anda kirada oturuyor. Ve bu adam bugüne kadar yaklaşık 350 milyon dolar para kazandı tenisten. Bu adam sadece yardım yapıyor. İşte Afrika'ya gidiyor, yani tamamen Birleşmiş Milletler'in yelçisi olarak çalışıyor. Mesela bunun hayatı gibi. Tabii Doğan'dan Katerine Witt Katerine Witt diye bir, hani çok güzel Amerikalılar, evet, popüler zamanda ona birkaç acayip paralar verdiler. Kadın bırakmadı ama o küçük 45 metrekarelik evinde annesinin babasından yanında ayrılıp da gitmedi Amerika'ya. Evet. Milyonlar verdiler kadın. Böyle tabii, ama şimdi Almanya'da ilah tabii, yani başka türlü bir saygı görüyor. Nadia Comăneci de mesela şu anda Romanya'nın hala ilahı. Tamamen Romanya'nın turizm elçisi oldu Hacı ile beraber. Çok güzel şeyler yani. Peki neden? Şahin de bunu işte bir Türk vatandaşı olarak yapıyor. Çok takdir edilmesi gereken bir durum. Peki biliyorsun, neden 50 yaşına kadar? Tülüne çevirme bir dakika. Alif abi. Seni yakalamışız, konuyu hemen tülüne atıyor bak. Çok genç bir yaşta niye 50 yaşına kadar? Hayır, 50'sinden sonra kitabı düşünürüm. Ha, kitabı 50'sinden sonra. O anlamda yani, 50'sine kadar bir tempo yapayım. Biraz daha çalışayım. Yapacağım işler var. Alif abi dedi ki mesela kaç çocuğu var? 3 tane Allah bağışlasın değil mi? Evladı. Öyle mi? Evet, 3 tane. 2 tane oğlan. İki oğlan. İki kız oldu, yeni oldu. 4 aylık. Evet. Öyle mi? Oğlanlar da böyle. Yok, hayır. Eşi gazeteci değil mi? Gazeteciydi Yeni Asır'da. Bıraktı mı? Ondan sonra Sabah Gazetesi. Zaten Sabah Gazetesi'ne tanışmıştık. 98 yılında evlendik. İşte iki tane ondan, bir de ilk yaşından bir tane büyük oğlum var, 12 yaşında. Allah bağışlasın. O da işte sporla ilgili. Küçük oğlum, küçük oğlan 3,5 yaşında. O daha çok böyle spor, onu teşvik ediyorum. Ondan sonra spor programları izlesin, yüzsün, tenis oynasın. Yani ben futbolcu değil, yani basketbolcu olmasını isterim. Futbol çok zor ya. Yani futbol sakatlanma riskinin fazla olduğu bir spor. Ama basketbol, salon futbolu, yani salon sporu. Peki gazeteci tenis olmasını ister misin? Hele sporla ilgilenmesini. Valla benim tahmin edilme göre, çünkü biz bir yılbaşı programı yapmıştık Kanal Türk ekranlarında. Hep beraber şarkı söylemiştik. Ondan sonra o mesela CD'ye her gün izler. Sanki o şarkıcı olacakmış gibi geliyor bana. Böyle inanılmaz böyle bir kabiliyeti var. Şarkıları hemen ezberleyebiliyor. Ondan sonra böyle inanılmaz şarkıcılığa, böyle şovmenliğe, böyle danslarıyla falan böyle değişik bir sahne yapısı var. Sahne sanatlarına merak ediyorum. Valla. Güzel, işte güzel. Ne güzel işte. Tamam, bence biri sporcu, biri sahne sanatları. Bir de gazeteci olur. Evet. Peki şimdi orada oturuyorsun böyle yanında futbol dünyasının bir zamanlar işte çok önemli futbolcuları, şimdi otorite olarak yorumcular falan. Ziya Kaptan, Ziya Şengül, Gökhan. Hepsini ben tabii tanıyorum da gençler de tanıdılar artık. Doğru. Böyle bir gündem oluşturuyorsunuz o günkü bir olayla ilgili, ki sen de onu seviyorsun gazeteci olarak. Çok. Böyle çok reaksiyon falan aldığın oluyordur mutlaka. Tabii canım, çok tepkiler de aldım. Ne yapıyorsun, etkiliyor mu seni? Yok, hiç etkilemez. Yani ben söylediklerimin her zaman arkasında dururum. Öyle özürüm yoktur, çünkü özürlük bir şey yapmam. Bir şey varsa, inandığım bir konu varsa bunu arkadaşlarıma danışırım. Programlardan önce biz haftada mesela 5 gün görüşürüz. Ben şimdi en mesela Umut daha iyi bilir. Türkiye'de hiç kimsenin yazamadığı, hiçbir magazin yazamadığı, işte Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, bunlar tabudur. Bunlara yazmaz hiçbir arkadaşımız. Doğru. Ne hikmetse. Yazarsa da hep iyi şeyler yazmak zorunda. Hep yalakalık yapar. Tamam, bir ben yazarım onlar hakkında. Onların hayranları artık umurumda değil filan. Ama ben bireylerle uğraşıyorum. Sen camiaları, evet, yani Fenerbahçe'de gibi. Kitlelerle yani uğraşıyorum. Bir şey aldığı zaman meçhul böyle 15-20 milyon Fenerbahçeli. Onlar da tam fanatik. Veya Galatasaray'la kimle ilgili. Bir haber ama. Habercilik yapıyorsun. Ne yapıyorsun böyle? O gece rahat rahat uyuyabilir misin? Televizyonda bir şey anlattıktan sonra. Yok tabii, programdan programa değişiyor. Stresli olduğumuz. Bazen evet. Ben polis otosuyla da çıktım Star'dan. Yani stüdyoyu basmak için gelmişlerdi. Dışarıda yaklaşık 300 kişilik bir kalabalık vardı. Tabii mesela o gün saat 6.30'da gerçeği kabul polis otosuyla çünkü çıkmak zorunda kaldık. Öyle hissediler. Sizin kendi başına çıkmanız tehlikeli dediler.
Biz ona uyduk. 2006 yılı Kasım ayında. İşte demek ki 3 yıl olmuş. Zor bir akşamdı. Sabah bir kalktım baktım telefonu sessiz almıştım. 650 tane çağrı bunların çağrı diyorum. 650 tane telefonla aranmış cevapsız. Ve yaklaşık 200 küsür de mesaj vardı. Kendini istiyoruz. Oh. İşte seni öldüreceğiz falan diye. Tabii bunları aileme yansıtmamaya çalışıyorum. İşte biraz da onların yanında daha rahat durmaya çalışıyorum. Ama bugüne kadar hiçbir zaman bir özel güvenlik ya da bir polis eşliğinde dolaşmadım. Aslında çok böyle zevkli özel bir sektör ama bir o kadar da tehlikeli. Olur mu? Gerçi ben Brezilya'ya gittiğim bir dönemde. %50 alkışlıyorsa %50 de mutlaka tabii. Ne dersen de %50 de nefret ediyor. Yani Brezilya'ya gittiğimde çok özellikle Brezilya'da hani bu konuda futbol konusunda çok önemli bir yerde. Otobüste geçerken ekiple birlikte bir futbol maçı vardı. O an orada bulunan kalabalığa ben inanamadım. Yani biz nasıl geçeceğiz buradan ya da geçemeyeceğiz dedim herhalde. Korkunç